Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezber Bozan'dan herkese merhabalar. Bugün jeoloji mühendisi ve alistezi tekniğinin kurucusu Ali Seydi Gültekin'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Sizi Kaz Dağları'ndan İstanbul'a getirmek evet. Bir işkence gibi ama biz çok mutlu oluyoruz. Yok, geliyoruz vallahi. Biz de mutlu oluyoruz. Bir nebze sizin kanalınızla insanlara ulaşıp onlara bir parça faydalı oluyorsak ne mutlu bize. Hocam, alistezi tekniğinin kurucusu dedik. Yıllardır Sarkaç'ta çalışırsınız. Hem birçok özel dosyada hem devlete ait birçok dosyada Sarkaç'la yaptığınız müdahaleler önemli sonuçlar doğurdu, önemli sonuçlara götürdü. Sarkaç nedir? Bunun matematiği nedir? Evrenin dili diyoruz. Evrenin konuşma dili midir? Evet. Şimdi biz çocukken bir kuş dili vardı. Evet. Her kelimenin başına bir şey eklerdik böyle. Bir kelime hece eklerdik. Şimdi bu Sarkaç'ta bana her sorduğum soruda evrenin evet hayır olan dilini ya da bilgisayar programlamasının, kodlamanın sıfırla birinin karşılığı olan evet hayırla doğru soruyu sorduğunuzda doğru cevapları alabiliyorsunuz. Bunların çoğu da akaşik kayıtlar, var olan bilgiler. Ben bunu kendi mesleğimde, madende, suda, petrolde, deprem oluşturan fay hatlarında %100 bunun dilini öğrenip o dili günlük yaşama, insan hayatına soktuğumda da işte alistezi şeyi doğdu, kadim bilgisi doğdu diyeyim. Yani radyestezinin ve Dowsing'in alisteziyle yeniden Anadolu'dan çıkışına ön ayak olan bir çalışma oldu. Ne kadar güzel. Dedik ki devletle de çalışıyorsunuz. Yeri geldiği zaman bayağı gizli ve sırlı projelerin içinde yer alıyorsunuz. Aylarca arazide kalıyorsunuz. Genelde yeraltı zenginlikleriyle ilgili mi çalışıyorsunuz diye sorayım. Evet. Anlatabildiğiniz kadarını anlatayım. Tabii genelde yeraltı kaynakları hem özel kişileri hem tüzeldi. Bazen yine dediğin gibi devletten de gelen talepler olduğunda bizim her işimiz gizlilik sözleşmesiyle olduğu için ortaya çıkıp onu yaptım, bunu yaptım deme şansımız yok. Ama çünkü bayağı büyük projelerin içinde karar veren noktadasınız. Tabii ki hem Türkiye'de hem yurt dışında, diğer ülkelerde. Öyle mi? Tabii ki bunu işte Peru'da, Endonezya'da, Afrika'da birçok çalışmalarda bulunduk. Bu iş benim kendi mesleğimdeki başarım, kanıtlanmış başarılar. İşte TÜBİTAK Bilim Adamı Bursu, Türkiye birinciliği, doktoram. Bunlar mesleki olarak kariyerimde kimsenin laf edemeyeceği kanıtlanmış bilimsel çalışmalar. Bunun üstüne bu tekniği de kullandığımda bizim her yerdeki başarı oranımız %95'i buluyor. Ve bunun içinde çok güzel bir ekip yetiştiriyorum. Ve bu ekiple de herkesin ilgi alanı neyse o ilgi alanına yönelik ekipler kurarak bunu daha bir faydalı, daha etik ve daha kullanılır hale getirecek güzel de bir köy kuruyoruz. İnşallah sizi de ağırlayacağız o i̇nşallah, köyde. İnşallah, inşallah. Bütün şeyimiz o olacak. Gece gündüz çabamız o olacak. Şimdi gösterelim isterseniz Sarkacınız evet. Hemen önünüzde. Çok farklı Sarkaçlarım var. Bunu da evet. İngiltere'de bir antikacıda bulmuştum. Soru sorduğumda bana saat yönünde dönerek evet, saatin ters yönünde dönerek hayır diyor. Bunları biz kendimiz kodlayabiliyoruz ama gerçek ve etkili konularda biz hiçbir müdahale etmiyoruz. Öğretirken mecburen bunun dönüşünü anlatmak, göstermek zorundayız. Ama çok ciddi projelerde biz yokuz. Soru var, cevap var. Soruyu ve cevapları bazı adli dosyalar içinde yaptıkları oluyor değil mi? Tabii ki. Sizden soruyorlar. Tabii ki. Aklınıza gelebilecek her mesleki alanda kullanılabilen bir teknik. Ben buna şey diyorum. Evrenin maymuncuğu diyorum. Her kapıyı açıyor. O kadar güzel ki kimin elindeyse, kim bunun temel ilkelerine uygun çalışıyorsa ve mesleğine uyguluyorsa bu maymuncuk gibi her kapıyı açabiliyor. Bunu da şöyle diyorum. 1000 odalı bir otel var. 1000 tane anahtar vermiyorum size.
bir tane maymuncuk veriyorum, her kapı açıyor. Çok güzel. Yani gerçekten hayatımda çok işe yaradı. Şimdi mekan dengelemekten, hani enerji dengelemeye kadar birçok noktada kullanıyorsun. Evet. Ben biliyorum. Mekanların enerjisi, insanların enerjisi, bunlara nasıl müdahale ediyorsunuz? Çakralarını dengeliyorsunuz insanların bu aletle. Tabii ki. Şimdi öncelikle biz kişinin bu dünyaya gelirken bir önceki yaşamından neyi hak ederek geldi ki bu görev sayısıdır. Dünya geliş görevinin işaret ve sayısını bularak onları öncelikle pozitifte ve negatifte toplamda 10 gruba ayırıyoruz. İşte hizmetliler, dünyasallar, stajyerler. Bunlar kendine hizmet eden grupları oluşturuyor. Kendine hizmet eden grupların en büyük özelliği almayı bilirler, vermeyi asla bilmezler. Bu onların kabahati değildir, kapasitesidir. O yüzden biz insanları böyle tanımladığımızda, matematik skalada yerlerine oturttuğumuzda kınama, yargılama, suçlama, dedikodu, aklına gelen o güzel ahlakın yasakladığı her şeyi içselleştiriyorsun, yapamıyorsun giden. Çünkü kapasiteyi görüyorsun orada. Sonrasında o kişilerin doğduğu günden bugüne kadar ya da bize geldiği ana kadar olan süreçteki blokajları nedir? Zihinle beden neden ayrı ayrı çalışıyor? Zihin bedenin efendisiyken kontrolü kaybettiğinde şuradan aşağısını iptal ediyor. İşte Stephen Hawking buradan aşağısı çalışmıyordu ama süper bir adamdı, daha iyiydi. Neden? Çünkü burası bedeni feda edebiliyor. O yüzden biz burada zihinle bedenin birbiriyle iletişimini frekans bazında dengelediğimizde insan enerji, beden ve çakraları dengelendiğinde sağlıklı düşünen, karar veren, etrafıyla uyum içinde yaşayabilen, kapasitesi neyse onun hakkını veren insana dönüşüyor. Mekanlar da aynı şekilde. Mekanların da enerjileri, o içine koyduğunuz eşyalar, içinde bulunan, yaşayan insanlar, orada geçen konuşmalar, yaşanmışlıklar, her türlü kayıplar, hepsi bu enerjiyi, dengeyi bozuyor. Biz bunu da dengeliyoruz. Aynı şekilde yine Sarkaç'la başlangıçta dengeleme öncesi işaret sayısını bulup sonra dengeleyerek ve biz bu dengeleme esnasında da bu mekanda sevgi, sağlık, huzur, bolluk olsun, çekildim aradan, dolsun yaradan deyip artı 100 olduğunda diyoruz ki mekanımız da dengelendi. Kişi dengeli, mekan dengeli. İşler yolunda. Evet. Şimdi işlerin yolunda olmadığı zamanlar var. O noktada bir dengesizlik var değil mi? Dengesizlikten ötürü. Kesinlikle. Hani ne yaparsan yap işim rast gitmiyor. Her şey ters gidiyor. Niye bunlar böyle? Ben ne zaman hayatımı yaşayacağım? Hayatımın amacı ne? Huzuru, mutluluğu nerede bulacağım? Tamam, soruyu doğru soruyorsun ama çözümü de doğru yerden bulmak lazım. İşte eskilerin dediği yarım doktor candan, yarım imam dinden, yarım ruhsal tekamülden eder adamı. Daha bir sürü şeyleri var da her mesleğe uyguladığımız. Doğru insanı doğru yerde, doğru zamanda bulmak lazım. Şimdi eskiler demişken kadim zamanlara dönmek lazım. Öyle bir bilgi ki aslında Anadolu'da binlerce yıldır kullanılan bir bilgi belki de. Kadınlarımız yüzüklerine taktıkları bir iple bazı özel soruları sorarlardı. Eskiden annelerimiz, ninelerimiz, öyle değil mi? Biraz açalım kesinlikle, mı? Kesinlikle, tabii. İşte çocuk, onlar da yani pandül kullanıyor. Çocuğun cinsiyetini belirlerler, tansiyon ölçer, dengelerler, hatta cetvel koyarlar falan. Çok şahit olduk. İşte kaç kere evlenecek, kaç çocuğu olacak. Böyle eskilerin. Zaten bizim, ben bunları anlattıkça, ben atasözlerini annemden öğrenmiştim hep. Hayatımda da çok yeri var. Atalarımız o kadar güzel hazırlayıp paketlemişler ki biz de bunları şimdi işte ambalajını değiştirip anlatmaya çalışıyoruz. İşte bir Mevlana'yı, bir Yunus'u, bir Tapduk Emre'yi, o kadar güzel bilgiler var ki orada. Bilgi hep Anadolu'da zaten, yeter ki doğru arayalım, evet, doğru bulalım. Anadolu sırrı topraklar. Bir Anadolu bilgeliği var. Yıllardır konuşuruz. Ve artık Anadolu yavaş yavaş açmaya başladı sırlarını, evet, bilgilerini, yani öğretilerini. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Şimdi bu toprakları eskiden İstanbul'u görmeden ölen bir
padişah, kral neyse o dönemin önemli kişileri İstanbul'u görmeden öldüklerinde yaşadıklarını kabul etmezlermiş. Şimdi İstanbul tamam Anadolu'nun en güzel, en önemli merkezi ama bu Anadolu topraklarında da o kadar güzel bilgiler var ki bizim şu anda irtibatta olduğumuz dünyanın bütün ülkelerinde sözü geçen insanlar var. Özellikle Hindistan'da. Onların hep söylediği, dünyayı gezerken söylediği şey şu. Anadolu'ya gidin, İstanbul'a gidin, İstanbul'dan yer alın. Şu anda bütün ileri gelen liderlerin söylediği şey bu. Anadolu'ya gidin. Bunu yakında büyük ihtimalle bilen insanlar da ortaya çıkmaya başlayacak. Bizden daha önemli olan. Dünyanın son devri olduğundan için dolayı mı? Neden büyük ihtimalle bir çıkış buradan olacak yine. Ve bu dünyadan ayrılacaksak bu topraklardan ayrılacağız diyorum. Uyanış da buradan başlayacak. Çünkü başka yolu yok buranın. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar medeniyet yok. Hele bir de meslekler arası disiplinleri bir araya getirirsen, işte arkeologları, tarihçileri, bu Anadolu'nun erenlerinden olan, şu anda onların öncüleri, devam eden kişilerini bir araya getirip bir sohbet ettirirsen Hakan'cığım, insanlara gerçek bilgileri vermek gerekir. Ben en çok şuna dikkat etmek istiyorum. Sizin bu son 3 yılda yaptığınız yayınlar, sıradan bir ev kadınını bile, hiçbir eğitim olmayan bir insanı bile bağımlı hale getirdi. Herkes her gün bu YouTube'da yayınladığınız, sosyal medyada yayınladığınız programları izleyip kendilerinin niye bu dünyaya geldiklerini, amaçlarının ne olduğunu, bugüne kadar niye bunları başaramadıklarını, kimler onları engellemiş, perdelemiş, ciddi bir uyanış başladı. Ama bu uyanışta da sizin sorumluluğunuzda olan en güzel şey şu olmalı. Burada konuşan herkese keskin, net, elle tutulur, söylediklerini ispatlayabilecek programları artık. Çünkü insanlar şu tarihte bu olacak, bugüne dikkat edin, bundan bu var, yoruldular ve herkes artık kabul etmiyor. Afaki geliyor tabii. Yeter diyor, doyduk, şimdi bize net bilgiler verin diyorlar. Şimdi çok net bir bilgi istiyorum. Rica ediyorum. Çok özel bir soru olacak. Güçlü bir soru olacak. Sabah ezanının önemi nedir? Şimdi ben bir mühendisim. Ve gerçekten de iyi bir mühendisim. Maşallah. Okuduğum hiçbir şeyi derinlemesine anlamadan yaşamak istemiyorum. Şimdi bizim bir diş hekimi hipnoz hocamız vardı. Doktora seviyesinde olan herkesi toplar ve orada herkese Kur'an'ı Türkçe okutturur. Hadi herkes mesleğine göre yorumlasın derdi. Şimdi Hazreti Muhammed'in şeytanla sohbetini dinlediğinizde Yaradan'ın şeytanla olan görüşmesinde der ki şeytanı ve emrindekilere yatsı namazıyla sabah ezanı arasında görevini yapabilirsin. Ama sabah ezanı okunduğunda görevin biter. Bu görevin biter demek şeytan öğlen mi akşam mı ne olduğunu bilmeden sabah ezanı okunduğunda oradan ayrılmak zorunda, gitmek zorunda. Çünkü Yaradan'ın ona kodladığı şey odur. Sabah ezanı okunduğunda görevin biter. Biz bunu o kadar çok denedik, o kadar çok test ettik ki ben herkese söylüyorum. Rahmetli Ergün Arıklar hocamı anmadan hiçbir zaman geçmeyeceğim. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Ona her konuda gelip sataşan, saldıran, siz insanı dinden çıkarıyorsunuz derdi. Hocam da hemen şu hareketi yapar, derin bir nefes alır, herkesin dini kendine diye güzel bir dervişin dağdaki çobanla hikayesini anlatırdı. O yüzden biz ne din satıyoruz, ne dini kullanıyoruz, ne o ne bu. Sadece ezanın frekansının negatif enerjide olan insan kılığında, şeytan diyor ya ben size insan şeytanlarımı da gönderirim. Çünkü bu bedenin içinde her şeyi saklayabilirsiniz. Geçmişten de gelecekten de geleni ve ne olduğunu bilmediğimiz biz işte bunu ortaya çıkarabiliyoruz. Kişinin o beden içerisinde ezanı okumaya başladığımızda içimizden bütün o keskinlikleri, saldırganlıkları, bizi rahatsız eden, taciz eden enerjisini durdurabiliyoruz. O kadar çok şahit olduk ki buna. O yüzden benim
danışanlarımdan çok önemli insanlar var. Dünya mesleğiyle, kariyeriyle önemli demek istiyorum. Hepsi teşekkür ederler. İyi ki bize bunu öğrettin, anlattın diye. Herkes zanneder ki o Sabahizan'ın içindeki Esselatü Hayrul Minel Nev farklıdır. Tamam, o farklıdır ama asıl anlam orada değil. Yaradan'ın negatif varlıkları verdiği süredir. Bunu şeyde görebilirsin, vampir filmlerinde, yabancıların filmlerinde. Gün ışıdığında yüzleri yanmaya başlar. Güneş yakar onları. Hemen karanlığa kaçar. Çünkü onlar karanlığa hizmet ederler. Onlar da görevini yapıyorlar. Yaradan'ın bu dünyada müsaade ettiği her şeye biz eyvallah demek zorundayız. Ama sınırımızı, çizgimizi belirlemek kaydıyla. Benim ihtiyacım yok karanlığa. Ben ışığa hizmet ediyorum. O yüzden buradaki bazı doktorların söylediği şey vardır. İşte güneşlenin. Güneşlendiğinizde bedeninizin içinde yerleşmiş olan o negatif enerjiler karanlığa kaçmak zorundadır, sizi terk eder. Ve iyileşirsiniz güneşteyken. İşte güneş giren eve dert girmez demiş eskiler. Bütün sır burada, bu kadar basit, gözümüzün önünde. Sadece okuduğumuzu körü körüne kabullenip sorgulamadan aldığımızda başımız belada. Eğer biz bu sorgulamayı yapmayacaksak, Yaradan bana bu zekayı, bu aklı niye verdi? Sorgulamak zorundayım. Okuduğumu sorgulamak zorundayım. Ve bugüne, bilime uydurmak zorundayım. Dedik ki evrenin maymuncuğu. Yani sorduğumuz her soruya, o soru kapılarını tek tek açan bir alet. Ama bizim sırrımıza da vakıf dediniz ya. Evet. Bir yaşam sayımız var. O yaşam sayımızla dünyaya geliyoruz. Evet. O yaşam sayısının içinde bizim tekamül sırrımız da var mı? Kesinlikle. Ben herhangi bir kişinin dünya geliş görev sayısıyla bu yaşa kadar geldiği süreçteki görev sayısına baktığımda onun tekamülünün ne tarafa gittiğini görebiliyorum. Yolculuğunu hayra mı şerre mi yaptığını, bunu bilerek mi, farkında olmadan mı, başına gelen olaylardan mı, nedir? Hepsinin yıl yıl, hatta ay bazında, gün saat bazında çıkarabiliyorum. Ve bunun için bir teknik geliştirdik. O yüzden zaten radyestezi, alistezi oldu. Biz bu bilginin içine ciddi inovasyonlar yaptık. Ve bunlarla gerçekten bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda o kişinin eğer kendini koruma tekniklerini bilmiyorsa Bluetooth'a açık bir derya deniz gibi fişi taktığım anda ya da belleği taktığımda bütün bilgilerini alabiliyorum. Ama bunu alabilirken etik kurallar ve bütünün hayrına yapmak zorundayız. Çünkü ektiğimizi biçiyoruz. Eğer biz bir bıçağı kötülüğe kullanırsak insan hayatına son veririz. İyiliğe kullanırsak yaşamına katkıda bulunuruz. Onun gibi düşünün. Hiç şeyi yok. Her şey için geçerli. Senin kullanım amacına uygun ektiğini biçtiren bir sistem var burada. Sarkacı da biz öyle kullanıyoruz. Bütünün hayrına ve sorduğumuz her soruda da sabah ezanını okumadan sormuyoruz. Çünkü bilgi Rahmani'den de gelebilir, Şeytani'den de gelebilir. Ben hep şey diyorum, bu kehanetler var ya dünyanın sonuyla ilgili. Bir şeyler söyleniyor, tarihler söyleniyor, ay yuka çıkıyor. İnsanların çabası, emeği, duası, iyiler arttığında erteleniyor diyorum. Yoksa o tarihler bana göre doğrudur. Ama bu dualite dünyasında eğer bir dünyanın sonu gelecekse, dualitenin bitip tekliğe gideceksek, geçmişten ve gelecekten gelen dualitenin tekliğe dönmesi lazım. Bunu matematiğe çevirirsen Hakan'cığım, ikileri başa koy, yanlarına da birleri koy, tarih 2112. Ben de böyle bir kehanette buldum. Dünyanın sonu diyorsun. Bilmiyorum, dualitenin bitmesi değil. Ben bir jeoloji mühendisi olarak dünyanın geçirdiği evrelerin kaç kere yok oluşun, toplu yok oluşların olduğu, denizlerin kara, karaların denizler olduğunu bilim olarak bilen bir kökten geliyorum. Bu olduysa bugüne kadar, bundan sonra da olması gerekir. Dünya okulu yüzlerce kez kapanmış, yüzlerce kez açılmış değil mi? Bu karalar,
defter gibi, evet, kağıt gibi dürülmüş, denizler yer, evet, değiştirmiş. Yani bir jeoloji mühendisi olarak siz en her son yerde noktasına kadar bunu görüyorsunuz. Bir de burada şöyle bir şey var Hakan. Ben diyorum ki ruh ölümsüzdür bize öğretilenlerden, yaşadıklarımızdan. Ama bu beden, kullan terk et bedendir. O yüzden bu dünyada bunu kullanabiliyorum. Terk etme zamanı geldiğinde de nasıl ilk nefeste bu dünyaya borçlandıysam, son nefeste de borcumu gitmeden ödüyorsam, bu bedeni de burada bırakıp ruhun sonsuz yolculuğunda devam edeceğiz. Yaradan'ın işine karışmadan elimizden geleni yapıp devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı kıymetli hocam? Şunu söyleyeyim. Sevgide kalalım. Bu dünyada işe yarayalım. Ne kadar diplerde de olsak, yukarılarda da olsak, herkes elinden gelenin iyisini yaptığında herkes görevini yapmış olacak. Bu yolculukta yine Ergin Arıklal'ın bize söylediği son söz şuydu, amin. Siz buraya gelerek tekamül ettiğinizi zannediyorsanız şimdi buradan çıkacaksınız. Yolda gördüğünüz çöpçü de fahişe de tekamül ediyor derdi. O yüzden herkes kendi tekamülünde, kendi yolculuğunda bizim yapacağımız şey Yaradan'ın yarattığını kabul etmek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dostlarımız, sizler de bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.